Bolo, sir. Welcome, welcome. Thank you. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thanks a lot, thanks a lot. Yeah, did it. Thanks a lot, thanks a lot. Yeah, did it, did it, did it. Thank you very much. Thank you for your presence. Welcome. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, Bangladeş'ten selamlar olsun, dualar olsun, sevgiler olsun. Çok güzel bir su kuyumuzun açılışı için, Hazreti Nuh Aleyhisselam adına atfedilen su kuyumuzun açılışı için buradayız. Burası kız medresesi, kızların okuduğu, yaklaşık 200 tane kızımız burada okuyor. Bize özel bir açılış töreni düzenlemişler, Allah razı olsun. Hem teşekkürlerini bildiriyorlar, hoş geldiniz diyorlar gördüğünüz gibi. Burası Şadampur, yani düzeltiyorlar, Şadampur köyü oluyor. Ve medresenin ismi Alhamid Girls Medresesi, yani kız medresesi. Yaklaşık 200 tane öğrenci burada okuyor. Tabii çok memnunlar, sevinmişler böyle bir abdesthaneye kavuşmalarından. Hem su içecekler hem abdest alabilecekler birlikte. Bağışçımız Adem kardeşe teşekkür ediyorum. Allah razı olsun böyle güzel bir hayra yaptığı için ve bizi vesile kıldığı için. Rabbim inşallah bu hayrını cennetinin anahtarı kılar ve cennette Kevser havzundan içmesine vesile olur inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, şimdi de Salih Aleyhisselam'ın isimli su kuyumuzun açılışını yapacağız biraz sonra inşallah. Buradan yine tekrar Bangladeş'ten selam ediyoruz. Rabbimize dua ediyoruz. Allah bizleri, peygamberleri örnek almamızı nasip etsin. Salih Aleyhisselam da kavmi için çok uğraştı. Onların azgınlaşınca, tabii ki bütün kavimler azgınlaşınca Allahu Teala onlara elçiler gönderiyor. Tekrar onlara hidayete ermeleri için tevhide çağırıyor. Ama insanların çoğu maalesef bu uyarıya kulak vermiyorlar. Salih Aleyhisselam'da da böyle olmuştu. Salih Aleyhisselam onları tevhide davet etti, Allah'ın dinine davet etti. Ama onlar zenginlikleriyle şımarmışlardı. Gerçekten de Allah bizleri öyle şımarmaktan korusun. Zenginlik ve dünya malı, mal, mülk, hükümranlık dünyaya ait bir şeydir. Geçicidir. Bunlar bizim gözümüzü boyamasın. Allah'ın kitabına kulak verelim inşallah. Salih Aleyhisselam hatta öyle azgınlıkta o derece ileriye gitmişlerdi ki, madem sen Allah'ın peygamberisin diyorlardı, o zaman bize peygamber olduğunu ispat etmek için bir mucize gösterdiler. Bize bir kaya, iki kaya arasından bir deve çıkardılar. Allah da o mucizeleri yerine getirdi. Ama inanmayan kavim yine inanmadı. Hatta deveyi öldürdüler. Allah da onlara gazap etti. İnşallah bu Salih Aleyhisselam'ın hayatından ibret alalım hayatımıza. Evet, su kuyumuz Muhanneser Vari köyünde açılıyor. Yaklaşık olarak 23 aile buradan faydalanacak. 23 aile demek yaklaşık 260 kişi demektir. Bu çocuklar inşallah bu temiz suyu içecekler artık. Kirli suyu içmeyecekler. Bağışımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün peygamberler adına böyle bir hayır yaptı. Bizi de vesile kıldı. Allah razı olsun. Rabbim salih amel olarak kabul etsin. Cennetine vesile kılsın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, şu anda da Şuayb Aleyhisselam'ın ismini verdiğimiz su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Bu su kuyusu Muşarraf Al-Bari köyünde açıldı. Burada bu muhtaç durumda olan insanlar, yaklaşık olarak 12 aile bu su kuyusundan faydalanacak. Bu da 115 kişiye tekabül ediyor. Allah bağışımızdan razı olsun. Rabbim bu hayrını salih amel olarak kabul etsin. Şuayb Aleyhisselam'a da selam olsun. Şuayb Aleyhisselam
öğretmen, müşfik bir baba ve çok iyi bir öğretmendi. Halkını da sürekli tevhide ve hakka davet ediyordu. Onlara diyordu ki, ey benim kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum ve hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum diyordu. Selam olsun Şuayb Aleyhisselam'a. İnşallah Rabbim tüm müminleri tüm peygamberlerle birlikte haşretmeyi nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.